günler İhsan Bey. İyi günler. Buyurun. Arazinin çevresine çit çektiriyordum. Duydum. Kahya çekelim dedi. Çekiyorum. Buralar için uygunsuz bir şey mi bilmiyorum. İsteyen yapar. Biri gelip çitlerimi yıkmış. Kozcuoğlu'ndan diyor görenler. Kim yaptı bunu? Kim yaptıysa derhal söylesin. Kozcuoğlu ismine kimse leke süremez. Kim yaptı diyorum. Derhal ortaya çıksın. Ben yaptım baba. Ben yaptım. O gereksiz çiti ben söktüm. Baba lütfen. Asıl o çiti çeken özür dilemeli. Demir Bey, toprağı bu usulle ayırmak burada pek adetten değildir. Kuralları çiğnediğimi bilmiyordum. Öyleyse artık öğrendiniz. Asi. Bu arada kendi toprağınızı dilediğiniz gibi işletme iyi niyetini gösterdiğimi de unutmayın. Meseleyi konuşarak çözeceğine, gidip çitleri yıkmak da nereden çıktı? Yanlış yaptın. Çok yanlış yaptın Asi. Baba ben sadece hakkımızı korudum. Hak hukuk ayrı mesele, komşunun çitini sökmek ayrı. Sen de farkındasındır, düşünmeden hareket ettin. Bir daha sakın yapma. O delikanlıdan pek hoşlanmıyorum. Sen de biraz daha dikkatli olsan fena olmaz. Atımızı sağlam kazığa bağlamayı unutmayacağız. Tabii o başka. Dediğin gibi haklarımızı elbette koruyacağız. Ama komşumuza ters düşmek bize yakışmaz. Çizmelerin nerede? Mandara'da temizlik çok önemli. Çizmeleri giymeyi ihmal etmeyin. Acele oldu İhsan Bey, bir daha olmaz. Ürün Romanyalı'ya satılmış. Öyle olmuş. Daha düşük fiyat verince. Bu demir tilki gibi kurnaz adammış İhsan Bey. Neyin peşinde, ne yapmak istiyor bir bilsek. O geçmişin peşinde Ökeş. Geçmiş yakamıza yapışacaktı bir gün. O gün bugünmüş. Ne kadarını biliyor geçmişin, ne biliyor. Onun ne bildiğini öğrenmek mümkün değil. Öğrenene kadar da bizi diken üstünde yaşatmak istiyor sanki. Büyük bir ihtimalle hesap sorma niyetiyle gelmiş. Başka ne olabilir? İntikam peşindeyse hedefi kim? Başka kim olabilir ki? Bulanık sular dalgalandı mı? Durulmak için zaman istiyor Ökeş. Benim tek istediğim, karım kızlarım bu hesaplaşmadan zarar görmesin. O delikanlıya pabuç bırakmayacaksınız inşallah. Bizim Asi'miz de hiç gelemez böyle şeylere ya. Yıkmış devirmiş ortalığı. Çit falan bırakmamış. Bak sen şunu yaptığına. Şurada yüz yüze bakacağız. Komşuyuz demiyor, gidip adamın çitlerini deviriyor. Ay. Ay, kolonya vereyim. Ay bayılacağım şimdi. Asi o tarlayla o kadar uğraştı. Ona da yazık ama anne. Buyurun. Ay Fatma,
İstemiyorum kolonya moloya. Su getireyim. Benim nazlı kızıma Defne'me yazık değil mi? Kapımıza gelmişti kısmet. Bizim dik başlı yaptığını telafi eder belki. Gider özür diler de bu mesele kapanır. Tabii tabii ben konuşurum. Asiye asla o adamdan özür dilemez. Bandana için teşekkürler ablacığım. Ceylan bıktım ama senden ver şunu. Öldürecek kızlar beni. Babanız yakında meteliğe kurşun atacak, haberiniz var mı? Ay. Cemal afiyatı kırınca Roman müşteri de mahsulü ondan satın almış. Anlayacağın İhsan Kolçuoğlu'nu o ekarte etmiş. Tam bir bilmece bu Cemal ağa. Çiftliği sana satıyor. Sonra tutup Asiye'nin mahsulünü başkasına satıyor. Ben o ürünü emeği geçene bıraktım. Yani Asiye. Ama bunu Asiye bilmiyordu ki. Romanyalı'ya senin sattığını düşündü. Evet. Hiç ilgim olmadığı halde sonuçta fatura bana çıktı. Bu durumda bence Asiye gidip ortalığı birbirine katmakta haklı. Yani bu Ali Cengiz oyunu dedesinin başının altından çıkmış. Nereden bilsin? Bu adam torunlarına, damadına neden kötülük yapmak istiyor? Asıl soru bu. Neyse. Birazdan Cemal ile buluşunca bakalım o nasıl açıklayacak bunları. Yaptığın kabalığa mı kızayım? Defne'nin hayatıyla oynuyorsun, ona mı kızayım bilmiyorum. Anneciğim uzatma ama artık. Evet ya. Konuşuyorsam sizlerin istikbali için konuşuyorum. Şimdi Kerim de uğramaz artık. E işte onu diyorum ya ben. Şeytanın bacağını kırdık diyordum. Ama ne oldu? Her şey uçup gitti. Marifetinden memnun musun şimdi Asi? Dik başlılığın nelere mal oldu, haberin var mı? Öf anne, olan olmuş. Sen böyle konuşunca bir şey değişiyor mu? Sanki yarın ablamla Kerim evlenecekler. Yani o kadar abarttın ki anne. Kendini düşünmedin, Defne'yi düşünseydin bari. Hiç mi acımadın kardeşine ha? Annemin planlarını bozdun. Bana bak, şımarık. Ya, yanına gelirsem ya. Senin. Efendim. Öyle mi? Anladım, tamam. Merhaba. Hemen geliyorum. Merhaba. Benim acilen büroya gitmem gerekiyor. Tamam. Müsaadenizle Cemal ağa. Müsaade sizin. Otursana Demir Bey. Çiftliğe yerleştiniz inşallah. Cemal ağa. Sayenizde torununuz durumu yanlış anladı. Hangisiymiş o? Asidir mutlaka. Evet o. Ürünü el koydum sanıp çitleri yıkıp geçmiş. Asi'nin sağa solu belli olmaz. Sana bir şey diyeyim mi? Küçükken de böyleydi Asi. Cesurdu, korkusuzdu. Kendine güvenli, burnu hep böyle havada. İhsan Efendi bunlardan pay çıkarsa ya, nerede? Çiftliği bıraksa Asiye, kız ondan çok daha iyi yönetir. Bu iki kere iki dört ha? Ama damat işte, diyemezsin bunu. Tersen de dinlemez, o ayrı. Cemal ağa, o mahsul için değer miydi bunlara? Verirdiniz Kozcuoğlu'na, kapanırdı mesele. Neden yaptınız bunu? Düşmanlıktan. Damadına garezin mi var diyeceksin? Evet var. Kızımı, torunlarımı canım kadar severim. O başka ha, karıştırmayasın. Ama damadım olacak adamın tırnağım kadar değeri yok. İyi anladınsa benim derdim İhsan'la. Ha, şimdi de torununa niye bunu yaptın diyeceksin. Asi'nin bu mahsulleri satmak için bu kadar çırpındığını bileydim iş değişirdi. Hatırını kırar mıydım hiç? O benim en has torunum yahu. İyi. Beni anlıyorsun sen. Çok iyi anlıyorum Cemal ağa. Ama intikam almak bu ufak tefek oyunlardan çok daha incelikli bir iştir. İntikam tek başına alındığında intikamdır. İmzalanacak şirket evrakı varmış Mahmut. Demir avukatı yollamış. Gelir birazdan. Hepimiz abim sayesinde.